Arkadaşlar merhaba. 2 Eylül Cumartesi ABD Saratoga'da 9 koşulluk bir program var. 21-21'de başlıyor. Birinci altılı denilen ilk ayağı. 3 kör İngilizlere mahsus 13 sekunda şartlı bir koşu. Şuraya gidelim. 149.500 dolar toplam yüklenmeli bir şartlı koşu. 2 numaralı Cape Trafalgar. Önceki startındaki maiden koşuyu 1600 kumda 1.36.23'te kazanıyor. Son startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var 1400 kumda. Aynı koşuda 3. olan 5 numaralı Fred Peck. Önceki startında kazanan bir isim 90 binlik maiden koşuyu 1300 kumda 1.16.56 ile kazanıyor. Son startında da Cape Trafalgar'ın arkasından üçüncülüğü var. 3 numaralı Awesome Native Joao Rosario ile start alıyor. O da önceki startını yarım boy farklı kazanıyor. 1200 çim pistten kumandan koşu 1.09.73 son 5 startında favori çıkmış bir isim praktik. Jock yavrusu. İkürlerden 10 numaralı Daufiski Island ikinciliği var. Son startında 1200 kumda. 8 numaralı Ocean Reserve son 2 startında 1400 kumdaki şartlı ve şartsız koşularını 1.23.74 1.24 dereceleriyle kazanan bir isim. Javier Cassarano ile bugün de aynı jockey ile start alıyor ve son olarak 7 numaralı Ludwig Junior Alvarado ile 136 binlik maiden koşuyu son startında 2.5 boy farkla 1200 kumda 1.01 derecesiyle kazanan bir isim. İkinci koşu Preserved Stakes koşusu. Bir grup 2 koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Şöyle delimin koşu. 250 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. 5 numaralı Dazzling Blue kariyerin 3 startında 1200 kumdaki Maiden, Black Type ve şartsız koşularını kazanmış. 4.5 boy, 3 boy, yaklaşık 9 boy. 1.10, 67, 1.11, 9, 1.10, 28 dereceleri. Son startta da bir grup 3 koşuda ikinciliği var. Alva Star rakip olur kendisine 4 numaralı. Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. O da kariyerinin 4 startında geçen sene Maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.85'e kazanıyor. Son startında da aynı pist ve mesafede kazandığı 7 boy farklı yaklaşık favori olduğu bir Black Type koşu var. 1.09.34 derecesi. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. Eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı Jersey Pearl Prat Ortiz Jr. ile ilave edilebilir. Önceki startını favori olduğu 9.5 boy farkla kazanıyor. Şartlı satış koşusu 1200 kumda 1.09.18 derecesi. Üçüncü koşu bir maiden koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 çimde start alacak kalabalık bir koşu. 136.500'lük bir maiden koşu. 10 numaralı Agate Road, Quality Road yavrusu Todd Fletcher'ın antrenörü ettiği Erat Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Kariyerinin ilk startında 1600 metre çim pistten kuma alınan maiden koşuda burun farkıyla ikinciliği var. 1 numaralı Valley World Modern Ready yavrusu Chad Brown antrenörlüğündeki Manuel Franco ile start alacak. 7 numaralı Ocala Rocket Hard Spoon yavrusu Junior Alvarado ile start alıyor. Ve 5 numaralı Zverev Ricardo Santana Junior ile bu koşuda öne çıkan isimler bütçeniz müsaitse 3 numaralı Tom Collins yazılabilir. Joel Rosario ile start alacak olan bir Frosted yavrusu. Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan 12 ve 13. Unique Insight ve Fortune Seller ilave edilebilir bu ayakta koşudan çıkan at olursa. Dördüncü koşu ikinci altılı gayemli ilk ayağı 23'te start alıyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak bir maiden koşu. 136.500'lük bir maiden koşu yine 7 numaralı Enlighten, Slow Flight yavrusu Todd Blatcher antrenörlüğündeki Rad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. 9 numaralı Die Bomber, Joel Rosario ile start alacak. Daha sonra 10 numaralı Jefferson Street ve 3 numaralı General Partner Manuel Franco ile bu koşuda öne çıkan isimler burada. İlave olarak bütçeniz müsaitse o 8 numaralı Typhoon Fury, Javier Castellano ile eklenebilir. Beşinci koşu Harvey Peck Stakes koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsup 1100 çimde start alacak. Şöyle gidelim. 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed koşu. 4 numaralı Big Invasion. Önceki startında bir grup bir koşuda ikinciliği var.
yarım boy farkla Jaipur Stakes'te 1200 kunda 1200 şimdi düzeltiyorum. Bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 18 Mart'ta da kazandığı bir listed koşu var. 1000 metre çim pistte 55.02 ile. 5 numaralı Aurşat, Javier Castellano ile start alacak. Son 4 startında bir şartlı satış, bir şartlı bir de şartlı satış koşullarını kazanmış. 1100'deki derece, 1100 çimdeki dereceleri 1.01, 18, 1.01, 51. Önceki startı da 1000 metre çim pistte 55.46 ikinciliği var. 1100 kumdaki derecesi de 1.3, 50, 1.03, 51. İki önceki startı. 2 numaralı Dancing Buck, Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. O da önceki starttaki bir grup 3 koşuyu 5 boy farklı 1200 çimde 1.09.60'da kazanmış. 3 numaralı Tin White Duke, Jose Lescano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Burada koşu kumandırsa start alacak olan 8 numaralı Şerif Bianco ilave edilebilir böyle bir durum olursa. 6. koşu 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda bir listed koşu yine. Koşu düzeltiyorum şartlı koşu 95.000 dolar toplam ikramiyeli. Burada da 10 numaralı Richie's Princess favori olduğu kariyerin ilk startındaki 1200 kumdaki maiden koşuyu 1.11.28'de kazanan bir isim. Arat Ortiz Junior ile bu koşuyu kazanmaya en yakın isim bu grupta. 7. koşu 3 kar İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1600 şimdi start alacak. 149.500 dolar toplam ikramiyeli bir şart koşu. 6 numaralı I'm Very Busy ile başlayacağız. İki önceki startında bir grup 2 koştu ikinciliği var. Kariyerin ilk startında maiden koşuyu 1700 şimdi 1.43 onunla kazanmış bir isim. Önceki startı grup 1 son startında bir dördüncülüğü var. Arat Ortiz Junior ile start alıyor bugün. 9 numaralı Talahatçi Bridge. Dylan Davis ile start alacak. Son startında favori olduğu satış koşusunu 8 boy farklı 1600 çim pistten kumandan yarışı 1.38.41 ile kazanmış. 8 numaralı Internal Capital. Javier Castellano ile start alacak. Geçen sene maiden koşuyu kazanıyor. 1700 şimdi 1.85 ile bu seneki tek startında da üçüncülüğü var. Ondan önce de geçen seneki son startında bir üçüncülüğü var. 1600 şimdi bu koşuları son üç startında favori çıkmış bir isim. 7 numaralı Royal Spirit Jose Lescano ile son 3 startında 2000 metre çim ve 2000 metre çim pistten kumandan yarışlarda ikinciliği ve son startında 1800 metrede çim pistten kumandan şartlı bir yarışta ikinciliği var. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Rus kendini karmışla bu koşuda ilave etmenizi önereceğim diğer bir isim. Geldik 8. koşuya. 3 karı İngilizlere mahsus 2000 metre kum pistte bir grup 1 koşu Jockey Club Gold Cup Stakes koşusu. Koşu 1 milyon dolar ikramiyeli bir grup 1 koşu. Burada 4 numaralı Return Roll ilk yer vermek istediğim isim. Ryan Hernandez Jr. ile start alıyor. 1900 kumda 2 tane G3 grup 3 yarışı 1.56.48, 1.54.72 ile kazanıyor. Önceki startında da yine 1800 kumdaki bir grup kum pistiği koşuyu 1.48.93 ile grup 3 koşu kazanmıştı var. Son startında da bir grup 1 koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. 1800 kumda. 1 numaralı Proxy. Son startında bir grup 3 koşuyu 1800 kumda 1.49.99'da kazanan bir isim. Daha sonra 6 numaralı Tyson Manuel Franco ile son 2 startında bir grup 3 bir de grup 2 koşuyu kazanıyor Tapetata Woodbine'da 1800'lü 1.48.32 1700'de 1.43.26 ile kazanmış bir isim. Burada bütçeniz müsaitse son startını yaklaşık 5 boy farklı 1800 kumda 1.49 ile kazanan Bright Future yazılabilir. Geldik son koşuya bir maiden satış koşusu.
Kölediş İngilizlere mahsus 1700 içinde 40 bin dolarlık bir maiden satış kursu. 4 numaralık Hamça kariyerin ilk startında 1700 içinde 40 bin bir maiden satış kursunda ikinci oluyor. Aynı koşulda üçüncü olan Lemmy Drink var. Bu da önceki iki startında bir dördüncülüğü bir ikinciliği var. 7 numaralı Stone of Destiny, Trevor McCarthy ile ve 3 numaralı Dream Road, Ruben Silvera ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşularına ulaşabilirsiniz, videolarına ve varsa galoplarına erişebilirsiniz. Abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi girip göz atmanızda fayda var diye düşünüyorum. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 2 numaralı Cape Trafalgar, 5 numaralı Fredpeck, 3 numaralı Avsın Neydi, 10 numaralı Daufiski Island, 1 numaralı da Lafitte Sfrikle Egri, 8 numaralı Ocean Zizur ve 7 numaralı Ludwig. İkinci koşuda 5 numaralı Dazzling Blue ve 4 numaralı Alvastar arasında biter gibi gözüküyor. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Jersey Pearl'ü ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşu 10 numaralı Agate Road, 1 numaralı Valley World, 7 numaralı Kukala Rocket, 5 numaralı Zverev ve 3 numaralı Tom Collins. Burada da 12 ve 13 koştan çıkan isim olursa start alacak olan isimler Unique Insight ve 13 numaralı Fortune Seller. Dördüncü koşu ikinci altılı gayanın ilk ayağı 23'te start alacak. 7 numaralı Enlighten, 9 numaralı Dive Bomber, 10 numaralı Jefferson Street, 3 numaralı General Partner, 8 numaralı Typhoon Fury ve 1 numaralı Ask Isaac. 5. koşu 4 numaralı Big Invasion, 5 numaralı Aurshot, 2 numaralı Dancing Bug, 3 numaralı Twin White Duke ve 8 numaralı Sherif Bianco koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. 6. koşuda 10 numaralı Richie's Princess, Arat Rat Junior ile bu koşuyu kazanır gibi duruyor. 7. koşu 6 numaralı I Am Very Busy, 9 numaralı Tallahatchie Bridge, 8 numaralı Internal Capital, 7 numaralı Royal Spirit ve 4 numaralı Rus önerdiğim isimler arasında. 8. koşu 4 numaralı Rattran Roll, 1 numaralı Proxy, 6 numaralı Tyson ve 8 numaralı Bright Future. Son koşuda da 4 numaralı Kamsa, 6 numaralı Lemmy Drink, 7 numaralı Stone of Destiny ve 3 numaralı Dream Road önerdiğim isimler arasında bu maiden koşuda. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum.